Sünni inancımızda, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında sanat yoktur. Ebru sanatı vardır. Efendim, Çinicilik vardır. Müzik yoktur. Resim yoktur. Minyatür yapılabilir en fazla. O da taviz vermişler. Minyatür yapanları bile adamlar kafirlikle itham ediyor. Minyatür de kabul etmiyorlar. Müzik yok, sanat yok, heykel yok, hiçbir şey yok. Bilim yok. İlim var, bilim yok. Bilim diye bir şey yok. Bilim adamlarına da ters gözle bakıyorlar. Nedir zorunuz falan gibisinden. Yani hasta kabul ediyorlar bilim adamlarını. Bakın eserler görürsünüz. Bilimden bahseden bir kitap pek rastlayamazsınız. Yani bakın Ortodoks gelenekçi eserlere böyle bir konu yok. Kaliteli bir hayat savunulmaz. Kaliteli bir hayat cehennem alameti olarak görülür. Kaliteli bir ev, kaliteli bir yaşam asla istenmez. 40 lokma bir hırka, o kadar. O kafayla işte Myanmar'da böyle oluyor, Pakistan'da böyle oluyor, Türkiye'de bu şekilde oluyor. Ve bütün dünya İslam alemine cephe almış vaziyette. Kur'an Müslümanlığına döndüğümüz an cennet dünyaya geldi demektir adeta. Adeta cennete dönecek. 3-5 yıl içerisinde bu beladan kurtulacağız. Şu an bu bela durduruldu. Ama geri püskürtülemedi daha. Şu an onu yapacağız, geriye püskürteceğiz. Yani bu belayı şu an durdurduk. Geriye püskürtmesi kaldı. Kadınların bu kadar ezilmesinin nedeni de bu sistem. Darwinizm ve gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı. Şia, gelenekçi Şia anlayışında da bu var. Onlarda da aynı şey var. Sanat, bilim gelişemiyor. Çok korkunç, çok büyük bir hata yapılmış. Ve Tevrat ve İncil'e de önem vermiyorlar. Halbuki Tevrat ve İncil'e Kur'an gönderme yapıyor. Kur'an'a uyan kısımlarında Tevrat'ı ve İncil'i Müslüman'ın okuması